Herkese merhaba, Just Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere can konusunu anlatacağım. Can, İngilizce'de modal verb yani tarz fiili olarak geçer. Biz bunu yardımcı fiili olarak kullanırız. Can'in Türkçe karşılığı ebilmek, abilmek şeklinde çevrilebilir. Biz günlük hayatta kabiliyetlerimizden bahsederken kullanacağımız yardımcı fiildir. Gelin can modal fiili nasıl kullanılır, günlük hayatta nasıl kullanırız beraber bir göz atalım. Can dediğimiz gibi ebilmek anlamına gelir. Cümle kurulumu olarak subject yani özneyi yazarız ilk önce. Daha sonra hemen ardından can ebilmek ve daha sonra fiili birinci halini yani fiili yalın halde yazarız ve en sonunda da nesnemizle cümleyi tamamlamış oluruz. Gelin şimdi bunu örnek cümlelerle pekiştirelim. Burada belirtmem gereken şu, can bütün öznelerde yani bütün kişi zamirlerinde I, you, we, they, he, she hepsinde kullanacağımız yardımcı fiil can'dir. Yani özneye göre bu değişmeyecek. Bu yüzden bize kolaylık sağlayacaktır. Hemen gelin örnek cümlelerle dersimize başlayalım. Ben İngilizce konuşabilirim. Kim konuşabilir? Ben. O halde hemen başlayalım. I. I için hemen öznemizi yazdıktan sonra yazmam gereken yardımcı fiil ne? Can. I can. Ne yapabilirim? Konuşabilirim. Benim fiilim ne? Konuşmak. Fiilin birinci halini kullanmam lazım. Konuşmak nedir İngilizcesi? Speak. I can speak. Konuşabilirim. Gördüğünüz gibi buradaki can şuradaki ebilir bilire karşılık gelmektedir. I can speak. Ben konuşabilirim. Şunu söylemiş olduk. Şu anda nesneyle devam edeceğiz. Ne konuşabilirim? I can speak English. Ben İngilizce konuşabilirim demiş olduk. Evet, diğer örnekle devam edelim. Köpekler hızlı koşabilirler. Kim? Köpekler. Genel bir şeyden bahsediyorum. O halde ne diyeceğim? Dogs. Öznemiz neymiş? Dogs. Yani çoğul, köpekler. Daha sonra öznemizi yazdıktan sonra neyi yazmamız gerekiyor? Can. Dogs can. Koşmak fiilim nedir? Run. O halde dogs can run. Koşabilirler. Nasıl koşabilirler? Hızlı. O halde fast. Deyip cümlemizi tamamlıyoruz. Dogs can run fast demiş olduk. Burada yüzebiliriz. Kim? Biz. Buradaki is'den dolayı biz bunun öznesinin biz olduğunu anlayabiliyoruz. Zaten özneyi nasıl biliyorduk insanlar için? Kim sorusunu sorarak, eyleme kim sorusunu sorduğumuzda biz özneyi yani subject'i bulmuş oluruz. O halde ne diyeceğiz? We. Hemen yardımcı fiilimiz ne oluyor? Bütün öznelerde aynıydı. We can. Yüzmek fiilimiz ne? Swim. We can swim. Biz yüzebiliriz demiş olduk. Nerede? Burada. Burada anlamına gelen kelimemiz here. We can swim here. Biz burada yüzebiliriz demiş olduk. Pizzanı yiyebilirsin. Dedik ki can biz kabiliyetlerimizden bahsederken kullanıyoruz. Yeteneklerimizi anlatırken kullanabiliyoruz. Aynı zamanda burada pizzanı yiyebilirsin dediğimde burada nasıl bir anlam var? İzin verme gibi bir anlam var. Tabii ki bu informal yani resmi olmayan bir şekilde birisine izin veriyorsunuz. Yani ne diyorsunuz? İşte çocuk oturuyor. Annesi diyor ki pizzanı yiyebilirsin. Yani biz izin vermek anlamında da kullanabiliyoruz. Bu durumdaki anlamı da daha sonra işleyeceğimiz may yardımcı fiille aynı anlama gelmiş olabilecek. Evet, pizzanı yiyebilirsin dediğimde kim? Sen. O halde you. Yardımcı fiilimiz yine can. You can. Yemek
Yemek, you can eat, yiyebilirsin. Ne yiyebilirsin? Pizzanı. Kendi pizzanı. O halde ne kullanmam lazım? Possessive adjective, yani iyilik sıfatı kullanmam lazım. You can eat your pizza. Sen kendi pizzanı yiyebilirsin şeklinde demiş olduk. Evet, o gitar çalabilir. Yine bir yetenekten bahsediyoruz. Yapabilir, edebilir. Bu tarz bütün ifadeleri biz can'le veriyoruz. O gitar çalabilir dediğimde nasıl diyeceğiz? He, hemen yardımcı fiilimiz ne olacak? Can. He can. Play hem oyun oynamak demek hem de bir enstrümanla beraber kullanırsanız çalmak anlamına gelir. He can play guitar. O gitar çalabilir demiş olduk. Evet, devam edelim. Kapıyı kapatabilir misin? Burada nasıl bir cümle var? Soru cümlesi var. Nasıl bir soru cümlesi? Yes, no sorusu. Şimdi hatırlayın, biz daha önce öğretmiştim. Yes, no sorusu neyle yapılıyordu? Yardımcı fiilin özne ile yer değiştirmesine biz ne diyorduk? Yes, no sorusu diyorduk. Yani ben yes, no sorusu yapmak istiyorsam ne yapıyordum? Özne ile yardımcı fiil, ki bizim buradaki yardımcı fiilimiz ne? Can. Yer değiştirsek, yani can'i başa çekersek yes, no sorusu yapmış oluruz. O halde kapıyı kapatabilir misin? Kim? Sen. Soru sorduğum için neyle başlamam lazım? Can. O halde can. Kim? Sen. Can you? Can you? Kapatmak. Can you close? Kapıyı dediğim için belli bir kapıdan bahsediyorum. Can you close the door? Kapıyı kapatabilir misin? Demiş olduk. Sorusunun cevabını, soruyu bu şekilde sormuş olduk. Can you close the door? Can you come here? Buraya gelebilir misin? Evet, bana yardım edebilir misin? Kim? Yine sen. Soru sorduğum için yine ne demem lazım? Neyle başlamam lazım? Can'le. Can you? Evet. Yardım etmek ne demek? Help. Can you help? Kime? Bana. Neydi? Beni, bana anlamına gelen object pronoun, yani nesne zamirim neydi? Me. Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Diye sorumuzu sormuş olduk. Evet, örnek cümlelerle devam edelim. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Birisinden bir ricada bulunurken de aynı şekilde nasıl yapıyoruz? Can'i kullanabiliyoruz. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Kim? Ben. Yine bir soru. Yes, no sorusu. O halde neyle başlamak durumundayım? Can. Kim? Ben kullanabilir miyim? O halde can I kullanmak anlamına gelen fiilimiz ne? Use. Can I use kullanabilir miyim? Ne? Telefonunuzu. Sizin kendi telefonunuzu kullanabilir miyim? Burada da ne kullanmam lazım? İyilik sıfatı. O halde can I use your phone? Can I use your phone? Telefonunuzu kullanabilir miyiz? Tabii ki aynı şekilde can I use your mobile phone? Mobile phone, phone. Değişik şekilde karşımıza çıkabilir. Cell phone denilebilir cep telefonu için. Mobile phone denilebilir. Sadece phone da diyebilirsiniz. Evet, iyi yemek pişirebilir misin? Yine aynı şekilde bir soru cümlesi. O halde neyle başlamam lazım? Can. Kim? Sen pişirebilir misin? Can you? Yemek pişirmek anlamına gelen fiilimiz to cook. Cook hem yemek pişirmek anlamına gelir hem de isim olarak kullanırsak aşçı anlamına gelir. I am a cook dersem ben bir aşçıyım. Ama fiil olarak, eylem olarak kullanırsam yemek pişirmek anlamına gelir. Can you cook? Yemek pişirebilir misin? Nasıl? İyi. İyi anlamına gelen well. Şimdi şöyle aklınıza gelebilir, bir şey gelebilir. Good diyebilirsiniz. Bizim burada fiili nitelediği için
buradaki kullanacağımız yapı nasıl bir şey olması lazım? Zarf olması lazım. Çünkü bu fiilin türü. Yani burada ben can you cook good, good sıfattır. Can you cook good demeyeceğim. Onun yerine ne diyeceğim? Can you cook well? Yani good, iyi demek onun ama sıfattır. Good student diyoruz, iyi öğrenci. Ama well, good şeklinin ne hali? Zarf hali. Dolayısıyla ben de fiili nitelediğim için well demem lazım. Well ne demek? İyi demek. Okay? Can you cook well? İyi yemek pişirebilir misin? Demiş olduk. Size nasıl yardım edebilirim? Bakın az önce burada bana yardım edebilir misin dedik. Yes, no sorusuyla sorduk. Fakat şuraya baktığımızda size nasıl yardım edebilirim? Hemen gözüme ne çarpıyor? Nasıl? Yani burada benim yapabileceğim soru nasıl bir soru? WH. Yani soru kelimesiyle oluşturmam gereken bir soru. Dolayısıyla soru kelimesiyle yapılan sorularda ilk yazmam gereken şey nedir? Tabii ki soru kelimesi. Buradaki soru kelimem hangisi? Nasıl? Nasıl anlamına gelen kelimemiz İngilizce'de nedir? How. How dedikten sonra şimdi normal yes no sorusu yapar gibi soruma devam edebilirim. Size nasıl yardım edebilirim? Kim? Ben. Demek ki öznemiz ben. Yes no sorusunu nasıl yapıyorduk? Can ile başlıyorduk. Demek ki WH sorusunu nasıl yapıyorduk? Soru kelimesini yazıyorum. Hemen ardından yardımcı fiil. Burada bilmek olduğu için yardımcı fiil neymiş? Can. How can I? Yardım etmek ne? How can I help? Nasıl yardım edebilirim? Kime? Size. Size anlamına gelen nesne zamirimiz neydi? You. How can I help you? Size nasıl yardım edebilirim? Sorusunu sormuş olduk. Evet, dikkat ederseniz artık fazla ayrıntıya girmiyorum burada. Çünkü daha önceki derslerimizde hep bu olumlu cümle, olumsuz cümle, cümlesi, yes no sorusu, WH sorusu nasıl yapılır? Onları ilk videolarda anlattığım için artık daha az detayla gitmeye çalışıyorum ki sıkıcı olmasın. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Demiş oluyorsunuz. Kaç yabancı dil konuşabiliyorsunuz? Şimdi yine burada nasıl bir soru var? Yes no sorusu mu yoksa WH sorusu mu? Yani bu soruya siz evet hayır diye cevap verebiliyor musunuz? Öyle bir şekilde cevap veremezsiniz. Dolayısıyla bu yes no sorusu değil. O halde ne sorusu bu? WH soru kelimesiyle oluşturan bir sorudur. Buradaki soru kelimem hangisi? Kaç yabancı dil? Kaç yabancı dil dediğimde kaç tane yabancı dil? Kaç yabancı dil? Neydi kaç tane anlamına gelen soru kelimemiz? How many? How many? Kaç tane demek. Hatırlayın ilk derslerde how many'den sonra ne demiştim size? Her zaman çoğul bir isim gelmek zorunda. Yani kaç yabancı dil dediğim şey aslında sıralama olarak İngilizce'de aynı şekilde olması lazım. Şu anda ben ne yazdım? Kaç, sonra yabancı dil yazmam lazım. Ama hangi halde yazmam lazım? Çoğul halde yazmam lazım. How many foreign languages? Şimdi foreign language yabancı dil demek. Ama benim bu how many dediğim için how many'den sonra her zaman çoğul halde yazmam gerekiyordu. How many foreign languages? Kaç tane yabancı dil konuşabiliyorsunuz? İşte bu kısmı yani how many artı çoğul ismi yazdıktan sonra normalde daha sonra yardımcı fiille devam ediyorduk. Yardımcı fiilim yine bilmek, abilmek dediğimiz için yeteneklerden bahsediyorsak, kabiliyetlerden bahsediyorsak can. O halde how many foreign languages can you? Çünkü öznemiz ne? Konuşabiliyorsunuz. Siz. Yani öznemiz siz olduğu için böyle. How many foreign languages can you? Konuşmak ne? How many foreign languages can you speak? Kaç tane yabancı dil konuşabiliyorsunuz? Demiş olduk. Cevap vermek istesek nasıl cevap vereceğiz? O halde ben diyeceksiniz. I can konuşabilirim diyeceksiniz.
I can speak 4 tane yabancı dil konuşabiliyorum, konuşabilirim demek istiyorsanız I can speak 4 languages. I can speak 4 languages. 4 dil konuşabiliyorum. Akıcı bir şekilde demek isterseniz I can speak 4 languages fluently dersiniz. Akıcı bir şekilde 4 dil konuşabilirim. Konuşabiliyorum ya da konuşabilirim de diyebilirsiniz. Okey, devam edelim. Yarın görüşebilir miyiz? Kim? Biz. Nasıl bir soru? Yes, no sorusu. Evet, hayır. Çünkü cevabı gerektirir. Dolayısıyla o zaman yes, no sorusunu yardımcı fiil ile başlıyoruz. Can we? Görüşmek neyi? To meet. Can we meet? Görüşebilir miyiz? Ne zaman? Yarın. Can we meet tomorrow? Karşıdaki kişi de evet görüşebiliriz demek isterse nasıl veriyorduk cevap? Kısa cevap. Yes, we can. Kısa cevap nasıl veriyordu? Özne artı hemen yanına yardımcı fiil. Evet görüşebiliriz. Olumsuz olsaydı nasıl yapılırdı? No, I can't. Hayır, görüşemeyiz şeklinde diyebilirdik. Can'in telaffuzuyla ilgili tabii ki yani bu bölgeden bölgeye değişebiliyor. Biliyorsunuz İngilizce çok farklı çok farklı telaffuz şekilleri olabiliyor. İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi. Yani kimisi can, kimisi can. Mesela olumsuz yaparken I can't, kimisi de der ki I can't. Bu iki şekilde telaffuz edebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten sizi net bir şekilde anlayabilirler. Üzgünüm, size yardım edemem. Şimdi bu nasıl bir cümle? Olumsuz bir cümle. Demek ki kabiliyetinizin olmadığı ya da yapamayacağınız şeyleri yine bu yardımcı fiille kullanıyoruz. Yani yapamam, edemem. Yani ebilmek, yardımcı fiilinin ebilmek, bunun karşılığı ebilmek olan yardımcı fiilinin olumsuz karşılığı nedir? Yapamam, edemem, gidemem, gelemem, emem, amam şeklinde diyebilirsiniz. O halde üzgünüm size yardım edemem. Üzgünüm ne demek? I'm sorry. Üzgünüm. Ben size yardım edemem. I can't. Yardım etmek neydi? Help. I can't help. Kime? Size. I can't help you. Okay? I'm sorry, I can't help you. Ben size yardım edemem. Demiş oluyorsunuz. Demek ki olumsuz cümlelerde de nasıl yapabiliyoruz? I cannot da diyebilirsiniz. I can not diyebilirsiniz. Ayrı yazabilirsiniz. Çünkü biz zaten olumsuz cümle yaparken nasıl yapıyorduk? Yardımcı fiilden sonra not olumsuzluk ekini getiriyorduk, kelimesini getiriyorduk ve olumsuz yapıyorduk. Ama ben istersen bunları birleştirebilirim. Bu durumda ne yapıyorum? Not içindeki o'yu düşürüyorum. Kesme işareti ve yardımcı fiille birleştiriyorum. Tıpkı buradaki gibi. I cannot yerine I can't ya da I can't help you şeklinde diyebilirsiniz. Adınızı harf harf heceleyebilir misiniz? Diyeceğiz. Şimdi nasıl bir soru? Yine yes no sorusu. O halde neyle başlamak durumundayım? Can. Kim? Siz heceleyebilir misiniz? O halde ne diyeceğim? Can you? Harf harf hecelemek neydi? Spell. Can you spell? Ne? Adınızı. Kendi adınızı. O halde your name. Can you spell your name? Adınızı harf harf heceleyebilir misiniz demiş olduk. Cevap verecek olursak direkt ismimizi heceleriz. N A C I. Bu şekilde ismimizi harf harf heceleyebiliyorduk. Evet, can konusu İngilizce'de en çok, günlük hayatta en çok kullandığımız
bir konudur. Çok sık duyarsınız, çok sık da kullanabileceğiniz bir konu. İzin isterken ya da kabiliyetlerinizden bahsederken ya da ne bileyim birisine bir şey izin verirken işte kapıyı açabilir miyim, şunu yapabilir miyim, buraya işte gidebilir miyim ya da ne bileyim bana söyleyebilir misiniz? Ebilmek anlamında olan bütün yapıları neyle söylüyormuşuz? Can. Zaten çok da basit olduğunu söyledik çünkü cümle kuruluş açısından bütün özneler için I, you, we, he, she, it, you, they hepsinde ne yapıyoruz? Can yardımcı fiilini kullanıyoruz. Fiil de zaten herhangi bir çekime uğramıyor. Fiil de yalın halde kullanıyoruz. Dolayısıyla bu hem basit hem günlük hayatta çok kullanabileceğiniz bir konudur. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.